Dikkat çeken bir başka görüntü sizler için seçtiğimiz Manisa Kırkağaç ilçesinden. Bakın değerli izleyiciler, bir otomobil sürücüsü Giritli parke taşlarına takıldıktan sonra aracı kontrolden öyle bir çıkıyor ki, aslında çok da süratli olmamasına rağmen işte böyle ağır ağır taklalar atıyor. Bu da dikkatimizi çekti. Bir başka sürücü ne olur ne olmaz diye geri geri gitmeye başlıyor. İşte o anlar. Yoldaki kilitli parke taşlarına çarptı. Kontrolden çıkarak takla attı. Kaza 30 Ekim'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yol çalışması yapılan bölümdeki parke taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak karşı şeride geçti, ters döndü. Otomobilde mahsur kalan sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Araçtan çıkarılan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İstanbul trafiğinde artık her şeyi görmeye alıştık değerli izleyiciler. Pek de şaşırmıyoruz ama yine çok ilginç bir görüntü, bir motokuryenin görüntüsü. Artık binlerce İstanbul trafiğinde motokurye de var. Bu eve getir hizmetlerinin artmasıyla birlikte değerli izleyiciler. Bakın bacak bacak üstüne atmış bir şekilde son derece de süratli yol alıyor seyir halinde. Ve işte bu şekilde hem kendi canını hem de motosikletlerin ise başkalarının canını trafikte seyreden başka araçları tehlikeye atıyor değerli izleyiciler. Bu görüntülere biraz daha dikkatli bakalım şimdi. Motosikletin gidonunu tek elle tuttu. Bacak bacak üstüne atıp trafikte ilerledi. Başka? Motokuryenin pes dedirten yolculuğu İstanbul Tuzla'da kaydedildi. Yolda seyir halinde olan motosikletli kurye rahat sürüş şekliyle şaşırttı. Motosiklet sürücüsü önce bir elini gidondan çekerek arkaya koydu. Ardından bacak bacak üstüne atarak yoluna devam etti. Bacak bacak üstüne de attı. Bir süre yoluna bu şekilde devam eden motokurye kendisini görüntüleyen bir sürücüye de tepki gösterdi. Motokurye trafikteki rahat tavırlarıyla hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. İtalya'dan Sicilya Adası açıklarından dikkat çeken bir görüntüyle devam ediyoruz. Son derece renkli görüntüler bunlar. Çünkü bir kite surfçü, yani uçurtma surfçüsü denizin ortasında mahsur kaldı değerli izleyiciler. Denizin üzerinde uçarken zaman zaman aynı zamanda dalgalarla boğuşurken, surf yaparken bakın. Ve sonrasında mahsur kaldıktan sonra da kendisi işte bu şekilde gece vaktinde kurtarılmaya çalışılıyor. Sonunda bakın ne oluyor. Uçurtma sörfü yapıyordu. Hava aniden değişince denizde mahsur kaldı. Denizin ortasında kalan uçurtma sörfçüsü İtalya'nın Sicilya Adası açıklarına sürüklendi. Dalgalar 1,5 metreye yükseldi. Sahil güvenlik alarma geçti. Uçurtma sörfçüsünün arkadaşı sahil güvenliği aradı. İtalyan ekipler bölgeye arama kurtarma botu ve helikopter gönderdi. 5 saat boyunca yapılan aramalar sonuç verdi. Ekipler uçurtma sörfçüsüne ulaştı. Sörf tahtasına tutunan adam hipotermi tehlikesine karşı hastaneye kaldırıldı. 25. saatte şimdi de geride kalan 24 saatte yaşanan ilginç görüntüleri ekranlarınıza getireceğimiz köşeye geldi sıra değerli izleyiciler. Hemen o köşeye geçeyim ve görüntülerimi sizlerle paylaşmaya başlayayım. İlk dikkat çekici görüntü İstanbul'dan Beşiktaş'tan lüks çanta satan bir mağazaya bakın. 3 hırsız içeri giriyor önce kapıdan. Girdikten sonra da gasp başlıyor değerli izleyiciler. Büyük bir mücadele veriliyor o esnada. Çantaları çaldırmak istemeyenler. İşte görüntülerin tamamı şimdi tam da bu anda bakın yere yatırıyor ve o çantaları çalmak için iki kişi daha içeri giriyor. Toplamda 3 hırsız. Tüm görüntüler şimdi ekranlarınıza geliyor. Merhaba. Merhaba. Zeynep Hanım'a şikayet vermişti. Nereden bunu?
Yer İstanbul Beşiktaş. Lüks bir mağazaya giren bu kişi aslında kurye değil. Nereden bunu? Beşiktaş Kuruçeşme'deki lüks bir çanta dükkanına çiçek getirmiş gibi giren 4 kişi ilk önce mağaza çalışanını darp etti. Arkadan gelen turuncu eşofmanlı saldırgansa elindeki plastik kelepçeyi takmaya çalıştı. Ancak çalışan kadının çığlıkları üzerine durumu fark eden arkadaşının sesini duyan saldırganlar paniğe kapılıp dükkandan kaçtı. Olay yerine gelen polis güvenlik kamerasının görüntülerini inceledikten kısa bir süre sonra saldırganları yakalamayı başardı. 20'li yaşlardaki 4 saldırgan çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beşiktaş'tan Beyoğlu'na geçelim şimdi değerli izleyiciler. Bir hırsızlık görüntüsü daha. Bakın, silkeleme yöntemiyle bir vatandaşın cep telefonunu çalan hırsızın görüntüsü değerli izleyiciler. Vatandaşın yanına yaklaşıyor. İşte bu şekilde silkeliyor ve orada adamın cep telefonu da gidiyor. İstanbul Taksim'de sokakta bekleyen şahsın yanına gelen bir hırsız adamı silkeleyerek el çabukluğuyla telefonunu çalıp arkasından başka birine verdi. Mağdur sokakta beklediği sırada yanına gelen şahısla konuşmaya başladı. Bu sırada sonradan gelen zanlı bir anda silkeleyerek el çabukluğuyla telefonu çaldı. Durduğu sıradaysa kurbanın arkasından telefonu yakınında bulunan arkadaşına verdi. Telefonu çalan hırsız ve arkadaşı olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul güven timleri zanlının kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlı Sadri Alışık sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şimdi de Balıkesir Edremit'teyiz değerli izleyiciler. Bir kişi husumetlisini görünce ona hiç acımadan kurşun yağdırıyor. Bakın merdivenlerden aşağı indiriyor ve ardından üzerine kurşun yağdırıyor. Neyse ki bacaklarını, topuklarını hedef alıyor. Adam en azından canından olmuyor. İşte o anlar. Husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olay Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşandı. Bir şahıs iş yerinden çıkarken kapı önünde bekleyen husumetlisiyle karşılaştı. Ne olduğunu anlamadan kurşun yağmuruna tutuldu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay yerine jandarma ekipleri geldi. Dört el ateş edip kaçan zanlı JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Biz haberciler olarak değerli izleyiciler uzun bir zamandır taksicilerle ilgili sorunları gündeme getirmekten bıktık ama büyük ihtimalle bazı meslektaşları da bıkmıştır böyle kötü örnekler ortaya çıkmasından. Bazı taksiciler maalesef bıkmıyor. Bakın şimdi İstanbul'da Esenyurt'ta bir taksici bir yandan seyir halinde arabayı kullanıyor, arkasında yolcu taşıyor, bir yandan da elinde cep telefonu at yarışı izliyor. İstanbul Esenyurt'ta bir taksi sürücüsü seyir halindeyken telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir kadın taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu. Bir eliyle direksiyonu tutan şoför diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izledi. Trafiği tehlikeye atan sürücünün araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına maske takması ise sorumsuzluğun bir diğer örneğiydi. Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi. Bir trafik bagandası yine bu kadar da olmaz diyeceğimiz bir görüntüde Nevşehir'den değerli izleyiciler. Şimdi bir sürücü bakın az önce yanından geçti. Trafik polisinin aracının arkasından gidiyor hızla. O görüntüyü tekrar başa alabilir miyiz Kadir? Bakın önünde polis var ve polise selektör yakıyor, makas atıyor ve onun önüne geçiyor. Sonrasında da bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşınca yakaya ele veriyor. Polise selektör yapılır mı?
Polise makas attılar. Trafikte terör estirdi. Polis otosuna selektör yapıp makas attı. O anları kaydeden sürücü marifetmiş gibi bir de görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Selektör yapılır mı? Polise makas attılar. Nevşehir'de trafikte makas atarken çektikleri videoyu internette paylaşan kişileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Birçok suçtan kaydı bulunan sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı. İki kişi kamu görevlisine hakaret, devleti ve devletin kurum ve organlarını aşağılama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından adliyeye sevk edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konuldu. 3457 lira da para cezası kesildi. İzlerken editör arkadaşım Serhat Keten'le gerçekten şaşırdığımız, üzerine tartıştığımız bir haber var şimdi sırada değerli izleyiciler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesi Esot'un genel müdürünün yardımcısının karısı trafiğe birbirine katıyor. Bir otobüsün önünü kesiyor değerli izleyiciler. Söylemediğini bırakmıyor. Büyük bir ihtimalle kocası o otobüs firmasının genel müdürünün yardımcısı olduğu için böyle bir hakkı kendinde görüyor. İşte ayrıntılar. Bir daha video kaydına söyler misiniz? Esot genel müdürünün karısıymış. Otobüsün önünü kesti. Tehditler savurdu. Kimin karısıydınız? Bak trafiği mahvetti bak. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde aracıyla seyir halinde olan bir kadın burun buruna geldiği Esot otobüsünün önünü kesti. İkili arasında tartışma çıktı. Sürücüye sen benim kim olduğumu biliyor musun diyerek tepki gösteren kadın trafiği karıştırdı. Atayım sana. Öfkeli kadın Esot Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğunu söyledi. Bir süre sonra ben sana göstereceğim diyerek aracına geri döndü. Olay yerinden ayrıldı. Kimin karısıydınız? Bak trafiği mahvetti bak. Akay Ağacı Akkaya isimli kadının sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri büyük tepki topladı. Esot Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya ise eşini savundu. Şoförün eşine küfürlü ifade kullandığını iddia etti. Olayı basit bir iş diyerek kapattı. Şoförle ilgili bir işlem yapıldı mı sorusuna ise hayır. Şoför özür diledi diyerek cevap verdi. Peki İstanbul'dan Sarıyer'den bir restorandan bir görüntü. Bakın bir tente bir kadının üzerine devriliyor. Gerçekten çok büyük bir tehlike. Kilolarca ağırlığındaki bir demir parçası nasıl olur da önlem alınmamış, oraya sabitlenmemiş. O kısmı şaşırtıcı ve bir kadının üzerine devriliyor bir müşterinin ve kadın bu olay üzerine yaralanıyor. İstanbul Sarıyer'de bir restoranda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle tente sallanmaya başladı. Çalışanların düşmesini engellemek için yoğun çaba sarf ettiği tente bir süre sonra devrildi. O esnada altında olan kadın tentenin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Yaralı kadını tentenin altından çıkartan çalışanlar ilk müdahaleyi de yaptı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyleyen bir anne, değerli izleyiciler, çareyi 7 katlı binanın çatısına çıkmakta buluyor. Olay Siirt'te yaşanıyor. Vatandaşlar işte korku dolu gözlerle o 7 katlı binanın çatısında bulunan kadına bakıyorlar. Neyse ki polis ekipleri onu bu girişiminden vazgeçirmeyi başarıyor. Çocuklarımı göstermiyorlar diyerek binanın çatısına çıktı. Polis ekiplerini harekete geçirdi. Hareketli dakikalar Siirt'te yaşandı. 7 katlı bir binanın terasına çıkan kadını görenler polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Sinir krizi geçiren kadın ailesinin çocuklarını göstermediğini, canına kıyacağını söyledi. Terasa çıkan polis ekipleri anneyi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan anne aşağı indirildi. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evet, Antalya'dan tehlikeli bir yolculuk. Bakın neredeyse pert haline gelmiş. Arkası tamamen yamulmuş bir aracın arkasına binip yolculuk eden bir şahıs var Antalya'da. Onun görüntüleri var. Haberin sonunda bir başka dikkat çekici görüntü daha var. Onu da izleyeceğiz şimdi hep birlikte. Seyir halindeki otomobilin bagaj kısmına oturdu. Canını hiçe sayan gencin telefon tutkusu pes dedirtti.
Trafikte kazaya davetiye çıkartan görüntü Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaydedildi. Arka kısmının kazalı olduğu görünen otomobilin üzerinde yolculuk eden bir kişi hem kendi canını hiçe saydı hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Yolculuk sırasında da cep telefonunu bir an olsun bırakmadı. Tehlikeli yolculuğuna etraftakileri aldırış etmeden devam etti. Bu görüntüde ise tır dorsesindeki çilingir sofralı alem sürücüleri şaşkına çevirdi. Antalya'da 10-15 kişilik grup seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kurdu. Kapısı açık dorseden diğer sürücülere şerefe hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Gaziantep'ten ve Tokat'tan kaza görüntüleri var değerli izleyiciler. Bakın birçok kaza mobeseler tarafından kaydedilmiş. Birçok ihmalkarlık, sorumsuzluk, dikkatsizlik bakın böyle kazalara yol açıyor. Birçok kaza var. Hepsini şimdi birlikte izleyelim. Hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık bir araya geldi. Kazalar kaçınılmaz oldu. Gaziantep'in farklı noktalarında güvenlik kameralarına yansıyan kazalarda otomobillerin çarpışmasından tramvayın hatalı dönüş yapan otomobile çarpmasına kadar birçok an kaydedildi. Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen kazalarsa sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği o anda Tokat'ta kaydedildi. Meşhurdur Amerika'dan bu tip görüntüler elimize ulaştıkça biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Nefes kesen bir kovalamaca, film sahnelerini aratmayan, kilometrelerce sürer değerli izleyiciler bu sahneler. Yine öyle oldu. Kovalamacanın sonunda artık kaçamayacağını anlayan sürücü bakın, sonunda köprüden aşağıya atlıyor ama yine kurtulamıyor. Amerika Birleşik Devletleri filleri aratmayan bir polis kovalamacısına sahne oldu. Bir şüpheli çalıntı arabayla polisten kaçarken kaza yaptı. Yakalanacağını anlayan adam köprüden nehre atladı. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan şüpheliyi polis tekneyle kıskıvrak yakaladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 37 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü. Amerika'dan bir başka görüntü var bu kez Brooklyn'den değerli izleyiciler. Bir mağazaya Molotov kokteyli işte dışarıdan attığı an, içeride o Molotov'un patladığı an, an be an, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor değerli izleyiciler. Dışarıda da yine alevler o saldırganlara sıçrıyor. Gerçekten dikkat çekici görüntüler var. Hepsine bakıyoruz. Molotov kokteylini böyle savurdu. Tam ikincisini de atacaktı ki bu kişi saldırganı engelledi. Büyük bir facianın önüne geçildi. Dehşet görüntülerin yaşandığı yer Amerika. Brooklyn'deki şarküteriye gelen Joe Mangal adlı kişi elindeki Molotov kokteyliyle saldırı gerçekleştirdi. Bir anda raflar alevler içinde kaldı. Şarküteri dışından gelen görüntülerde ise saldırganın ikinci bir saldırıya yeltendiği görüldü. O saldırıyı da yoldan geçen bir vatandaş engelledi. Saldırının ardından iki şarküteri işçisi mağazadan kaçtı. Yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Brooklyn şarküterisine Molotov kokteyli atarak hasar ve yıkıma neden olduğu için Joe Mangal tutuklandı. Rusya'nın Ulyanovsk kentine gidelim şimdi değerli izleyiciler. Engelli bir kişi, yanında da köpeği, evcil köpeği var, dışarıdalar. Ve o esnada o köpeğe, engelli kişinin köpeğine sokak köpekleri saldırmaya başlıyor. İşte o anlar. Sokak köpekleri evcil köpeğe saldırdı. Engelli adam köpeğini korumaya çalıştı. O anlar böyle görüntülendi.
Olay Rusya'nın Ulyanovsk kentinde meydana geldi. Başlarına geleceklerden habersiz engelli adam köpeğiyle sokakta ilerliyordu. Bir anda sokak köpekleri küçük köpeğe saldırdı. Köpeğini korurken tekerlekli sandalyesinden düştü. O mücadele anları kameraya saniye saniye yansıdı. Mücadeleyi sürdüren adam köpeğini kurtarmayı başardı. Daha sonra saldırgan sokak köpekleri yakalanarak barınağa götürüldü. Son 24 saatte yaşanan ilginç görüntüler serimizde Rusya'dan sonra Ukrayna'dan bir görüntüyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Tam 97 yaşında bir amatör tenisçi, 20 kez Grand Slam şampiyonluğu elde etmiş olan Rafael Nadal'ı tenis kortunda bakın nasıl deviriyor. Benim adım Leonid Yakovlevich Stanislavski. 22 Mart 1924'te doğdum, 97 yaşındayım. Dünyanın en yaşlı tenisçisi Rafael Nadal'ı devirdi. O tam 97 yaşında ama performansıyla tenisçilere taş çıkartıyor. Bu spor için iyi bir fiziksel egzersiz gerekiyor. Kaç yaşında olursanız olun tenis oynayabilirsiniz. Tenis oynamaya 30 yaşında başladım. Şimdi 97 yaşındayım ve oynamaya devam ediyorum. Yarım asrı aşkın süredir amatör tenis oynayan Stanislavski için kendi yaş grubunda rakip bulmak neredeyse imkansız. Bu nedenle profesyonellerle oynamak daha iyi geliyor. Ukraynalı Stanislavski'nin bir hayali de gerçek oldu. 20 kez Grand Slam şampiyonu olan Rafael Nadal'la tenis oynadı. Tenis maçında Nadal'ı alt etti. Nadal sosyal medyasında fotoğrafları paylaştı. Stanislavski'nin Nadal'ın her şutunu geri döndürmeye çalışırken kendi hızında hareket ettiğini gösterdi. Nihai hedefi ise 100 yaşına kadar yaşayıp teniste aktif kalmak. En büyük hayalim ise birkaç yıl daha en az 100 yaşına kadar tenis oynayabilmek. Rus kraliyet mücevherleri görüyorsunuz. Birbirinden ihtişamlı değerli izleyiciler, mücevherler, parçalar. Sotheby's müzayede evinde Cenevre'de görücüye çıkıyor ve göz kamaştırıyor. Elmas, safir, küpe, göz kamaştıran broş, pembe bir elmas yüzük. Tüm bu kıymetli mücevherler görücüye çıktı. Burası İsviçre'nin Cenevre kentindeki Sotheby's müzayede evi. Tarihi mücevherler koleksiyona eklendi. Rus İmparatoru 2. Nikolas'ın halası Maria Pavlovna'nın mücevher kutusundan eşsiz parçalar çıktı. Yani şu anda piyasa çok dinamik. Pandemiden sonra insanlar tekrar mücevher almaya çok hevesli. Bu yıl Mayıs ayında çok iyi bir satış yaptık. Dünyanın her yerinden çok olumlu sinyaller geliyor. Rus kraliyet mücevherlerinin nadir koleksiyonu göz doldurdu. Milyon dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak mücevherler şimdi yeni alıcılarını bekliyor. Evet, dikkat çeken görüntülerden derlediğimiz bu köşeyi de noktalıyoruz artık.